Bugün size Kaan'ın odasından bağlanıyoruz. Ne zamandır çekmeyi düşündüğümüz biz hatta kimiz bir kez videosunda çekip. Hatta bir kez çekip evet silinmişti. Şu an o yüzden tedirginim, yani çekiyor gibi gözüküyor telefon ama gerçekten çekiyor mu, yoksa 20 dakikanın sonunda yine siyah bir ekran ve sadece sesimizi mi duyacağız diye. Neyse canım, üçüncü kere de çekeriz yani. Aynen öyle. Hoppa. Ama ne videosu çektiğimizi söyletmedin bana. Ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Biz kimiz? Biz kimiz? Ben Bolulu'yum. Memleketlerden başlayalım. Emin Balıkesirli. Balıkesirli asla laf söyletmez. Çok fanatiğidir. Ben de Bolu'yu severim. Güzel bir yer yani sonuçta, ama yani Emin gibi dünyaya Balıkesir'den bakmıyorum. Neyse. 5 sene... Yok, bir kere plakamız çok güzel. 10 numara. Benim işim dijital bankacılık üzerine. Bayağı bir süredir. Yani 10 sene falan olacak. Evet. Mezun oldu. Evet. 10 senedir çalışıyoruz neredeyse. Çoğunlukla dijital bankacılıkta çalışıyordum ben. İyi ki de öyle yapmışım. Onun sayesinde buraya gelmek nasip oldu. Ama tabii çok kolay olmadı oraya da geçtim. Onun da enteresan bir hikayesi var. Yani şimdi... Benim sevdiğim bir hikayedir. Evet, çok sever şey bana ortamlarda anlattırır. Şöyle ki, ben mezun oldum işte. Ekonomi mezunuyum ama yani böyle ekonomi, yani finans falan öyle bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Arka plandaki Kaan'ın bu arada sesi için kusura bakmayın. Evet. Yeni keşfetti, sürekli deniyor. İşte mezun oldum. Tabii bir sürü yere başvurdum. O zamanlar pazarlama çok böyle trend bir şeydi. Daha çok işte pazarlama ile ilgili şeylere başvuruyordum falan. Bir şekilde böyle bir sürü görüşmenin sonucunda yine benim bankalar birazcık ağırlık kazanmaya başladı. Ve özel bir bankada diyormuşum. Adını vereyim ya. Adını vermek istemediğimiz bir bankada. Tamam, Akbank'ta. MT olarak işte yönetici adayı deniyordu o zaman. Bilmiyorum hala var mı. İşe başlamıştım. Ama teklif şöyle geldi. İşte bunun böyle sınavları oluyor, grup mülakatları oluyor, bir sürü aşamadan geçiyorsunuz falan. Geçmişsiniz zaten, kendiniz böyle bir şey hissediyorsunuz. Ben yaptım falan hissediyorsunuz. Neyse, o şeye vardım. Dediler ki biz bu sene genel müdürlüğe alım yapmayacağız. Kurumsal şubelerimize alım yapacağız. Ve kurumsal şube demek çok üst yöneticilerle, işte CFO'larla, CEO'larla muhatap olacağım. Çok büyük şirketlerle, şirketlerin finansal işlemleri uğraşacağım bir pozisyon. Ve pozisyon adı kurumsal pazarlama yönetici yardımcısı demişlerdi. Ve 6 ay eğitim veriyorlardı. Evime de çok yakındı. O yüzden güzel dedim. Başladım. Sonra 6 ay eğitim harikaydı tabii. Ama sonra öğrendik ki o iş öyle değilmiş. Kurumsal pazarlama yönetici yardımcısı olarak öyle anlattıkları gibi başlamıyormuşsun. Evet, doğru. Yani işte Eczacıbaşılar, Sabancılar, onların finansal işlemleriyle uğraşıyorum ve finans müdürleriyle falan muhatap oluyordum. Ama günün sonunda sisteme faiz giriyordum. İşte dekont basıyordum, imza kontrolü yapıyordum ve böyle hacimler inanılmaz yüksek. Yani hep böyle milyon kelimesini kullanmıyoruz falan, yani işte 5 diyoruz, 10 diyoruz. Yani milyon söylemeye gerek kalmıyor çünkü hep milyonlu zaten. Öyle bir ortamda, dolayısıyla stres de ona göreydi. Ve iş sadece buydu yani, hani her gün birazcık birbirinin aynısı gibiydi. Eğer bir sorun, bir sıkıntı, bir kriz yaşanmazsa, mesela saat 5'e yaklaşırken o büyük şirketlerden biri EFT yapmaya karar verirse çok kötü. Acil bir limite ihtiyaçları olursa ama genel müdürlükte onay gelmezse günüm çok farklı geçebiliyordu, ama bu çok güzel bir şey. Ve bu sürede de sağlık konusunda çok ciddi sıkıntıların oldu. Evet, zaten. Her gün, ama her gün sabahları çok affedersiniz ama kusuyordum. Sonra gün içinde yediklerimi çıkarmaya falan başlamıştım artık. Bir senenin sonunda deliler gibi iş aramaya başladım. Ve hep şey istiyordum, yani böyle her gün değişen bir şey olsun istiyordum. Dolayısıyla işte teknoloji, dijital gibi bir şeyler olması, inovasyonla alakalı bir şey olmasını çok istiyordum. Günün sonunda Yemek Sepeti'nden teklif aldım dijital pazarlama için. Ve o zamanlar aldığım maaşın çok daha azına, çok çok daha azına, çok çok daha azına
Ve bir daha eklemek ister misin? Çok 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 azına. Ve o zamanki pozisyonum da daha aşağısındaki bir şeye, ünvana, yemek sepetine geçtim. Ve o kadar tezat bir şey ki aslında, yani Akbank gibi çok kurumsal, hani masada duran çiçeğin rengi, birazcık aynen birazcık renkli bir rafın, işte ceketi sandalyenin arkasına asmanın falan sorun olduğu bir yerden yemek sepeti gibi süper böyle çalışan dostu, rahat ve hani yaratıcı ve çok farklı bir ortama geçtim bir anda. Ve orada gerçekten güzel şeyler öğrendim. Hiç bilmediğim, daha doğrusu ilgi duyduğum için biraz bildiğim ama hani pratikte hiç yapmadığım bir şeydi. Dijital pazarlama. Orada hardcore o işi yaptım. Ama böyle biraz da sanırım insanın bünyesinde işliyor işte banka gibi. Hani yer yer sıkıcı. Ama biraz daha alıştığım disipline uygun, alıştığım düzene uygun daha doğrusu bir yerde çalışmak. O yüzden ben diyordum keşke işte hani dijitalle bankayı bir arada yapabilsem. Hani dijital bankacılık ya da bir bankanın dijital pazarlaması olsa falan. Sonra böyle yaklaşık bir senenin sonunda işte Odeya Bank'tan teklif almıştım. Orada da dijital bankacılık, internet ve mobil bankacılığa geçtim. Herhalde şimdiye kadar en keyifli çalıştığım yer orasıydı yani ve deliler gibi çalışıyorduk gerçekten. Hani test yapmasından, tasarımından, pazarlaması, böyle her şey, o İşte yeni internet bankacılığı, mobil bankacılık falan her sesiyle ilgilenmiştik ve çok küçük bir ekiptik. Buradan da ekipteki herkese selam söylemiş olayım. Çok böyle televizyon programına katılmış gibi oldu ama söylemesem olmaz şu an. Gerçekten çok keyifliydi. Ta ki Dubai'ye gelene kadar. Dubai'ye de yine aynı alanda çalışmak için geldim zaten. Türkiye'de bu işler biraz daha iyi yapıldığı için daha çok Türkiye'den tercih ediyorlardı o zamanlar almayı. Ve burada çalışmaya başladıktan sonra da ilk şirketimi tekrar değiştirdim. Yani biraz fazla iş değiştirdim ben aslında. Ama her defasında daha iyi oldu diye düşünüyorum. 10 senede 5 şirket. 10 senede 5 şirket ama rekorumu daha yeni kırdım yani. Şu anda işte Dubai'de bir bankada çalışıyorum. ve 3 seneyi geçti. İlk defa, evet. İlk defa 3 seneden daha uzun bir süredir bir yerde çalışmış oldum. Çok sadık birisi. Sadakattan değil de yani birazcık şu an ekonomi kötü. Çok bir seçenek yok yani. Bir yerden sonra insan yoruluyor sanırım. Yani kalmak istiyor. Bir de şimdi işte Kaan doğdu, doğum izniydi, şuydu buydu. Hani biraz daha uzun vadeli galiba şey yapmak istiyorsun. Çünkü iş değiştirdiğin zaman her şey baştan başlıyor tabii ki. O yüzden şimdilik böyle devam ediyor. Yine dijital bankacılıkla çalışıyorum ama biraz daha işte dijitalden ürün satışı gibi bir şeyim var, alanım var şu an. Yaşadığımız en büyük sıkıntı herhalde şu, nerede çalıştığımızı öğrenince herkes bize direkt bankacısınız, o zaman işte benim şöyle bir kredi sorunum var, benim şöyle bir kart sorunum var falan diye geliyor. Ama bizim kredilerden hiç haberimiz yok. Yani tamamen bankada çalışıyoruz. Yani bankacılıkla hiç alakamız yok. Ha evet, benim o kurumsal bankacılık geçmişimden bir şeyler biliyorum ama onlar da çok zaten geçmişte kaldı yani. Öyle. Kendim 5 sene sonra inşallah bir Ege kasabasında böyle yeşillikler içinde hamağa uzanmış falan görüyorum. Açıkçası Dubai'ye gelmek ve bu işte koronavirüsten dolayı olan şeyler, yani hayatım, sağlık sorunları en çok onlar. İşte geçtiğimiz senelerde her sene neredeyse bir ameliyat geçirmiş olmam, işte ay kanser mi, şöyle mi, böyle mi gibi şeyler yaşamış olmak aslında birazcık bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Öğrenciyken CEO nasıl olunur diye kitaplar okurken şimdi biraz daha hani mutlu olacağımız, sağlıklı besinlenmelerdir. Evet, biraz daha stresten uzak, stressiz yaşamın sağladığı faydalar öyle, nedir gibi. Öyle farklı ve daha işte insancıl hedefler sanırım koymaya başladık kendimiz ama belli olmaz tabii ki yani böyle diye diye. Mesela Emin kendisi hiç kurumsal hayat istemeyen bir insandı yani. Hani üniversitede 10 senedir kurumsaldı. Evet. Üniversitede tanıştığımızdan beri çok başka hayalleri vardı. Hayallerine hiç yaklaşmadı ama hala da böyle devam ediyor yani. Hala hayallerim orada. Hayaller bir yerde. Baki. Orada bir yerde. Neyse, ben hayatta öyle dilini dinini bilmediğim
İnsanlara gitmedim. Yaşamam diyordu. Mesela buradayız yani. Dilini biliyorum. Dinini de biliyorum. Arapça bilmiyorsun. Dinini İngilizce biliyorsun. Biliyorum. Evet. İngilizce biliyorum. Neyse öyle işte. Fulya'nın CV'sini dinledim. Evet öyle oldu. Ama evet hayatımızın çoğu, bizim hayatımızın çoğu en azından iş. Yani. İş belirliyor iş. Her şeyimizi. Hani maalesef ki şey diyemiyoruz yani, ben şöyle bir şey çaldım, böyle bir şeyde oynadım. Aslında... Hayır ondan bahsetme. Aslında gizli yetenekleri var. Ondan bahsetme. Çok eskiden, eskide kalmış şeyden. Ama... Neyse çok yönlü bir hayatımız olmadığında böylece biz de anlamış oluyoruz yani. Yüzümüze vurmuş oluyor. Gizli yeteneklerim var. Hadi şimdi sen kendi... Mesela keman çalıyor. Keman mı çalıyorum? Keman değil miydi o? Hala Karadeniz kemençesi. Karadeniz diyor hala bence. Neyi çalıyordun? Klasik kemençe. Klasik kemençe, evet. Aralar. Hala işte eşim ama yani öğrenememiş. En sevdiğim renk ne Emin? Bizim öyle en sevdiğimiz, favorimiz falanımız filanımız yok yani. Evet, öyle en sevdiğimiz yemeğimiz falan yok yani. Gömüyoruz. Anlat bakalım. Ben Fulya'dan küçüğüm. Neyse böyle başladı. 90 görünümlü, 89 doğumlu birisiyim aslında. Bugün de fake doğum günüm. Nüfusa geç yazdırmışlar. Aslında nüfusun, evet, özellikle. İlginç bir nüfus yani. Hani yılı da doğru değil, günü de doğru değil. Bu aramızda hep böyle espri olmuştur. Ailem gerçek doğum günümü kutlar, işte iş arkadaşlarım fake doğum günümü kutlar falan. Fulya her ikisini de kutlamak zorunlu. Ben de aslında Fulya'nın dediği gibi üniversitede, biz üniversitede tanıştık Fulya'yla. O ana kadar aslında hiç kurumsallık nedir bilmeyen, böyle hayatında hiç staj yapmamış. O anlamda kendimi zorlayacak hiçbir şeye kalkışmamış. Tüm yaz okullarında yaz okulu alıp, okulu zamanında bitirmeye çalışıp ya da işte önceden bitirmeye çalışıp Balıkesir'e dövme hayalleri olan öyle. Balıkesir'de dershane kurarım, paraya para demem falan gibi böyle ufak çaplı hedeflerim vardı yani. Ta ki Fulya'yı görene kadar. Ve hayatı değişti. Her sene öyle düşünceler değişmeye başladı. Hani ilk CV'mi falan ben Fulya ile hazırlamıştım. Bu arada hani söyledim mi hatırlamıyorum. Fulya Boğaziçi Ekonomi okudu. Ben Boğaziçi Matematik okudum. Bizim stüdyoda ilk CV'sini hazırlamıştık. Aynen öyle. Hani Fulya ile tanışmamız ve hani ortak noktalarımıza da ekonomiden ben bayağı ders alıyordum işin açıkçası. Ama hani böyle kurumsallık falan aklımdan geçmiyor. Çünkü hani ben babası esnaf olan ve para kazanmanın daha kolay ve daha çok olabileceğine inandığım, kendi işini kendin yap kısmına daha yakın bir her zaman. Ben de annesi ve babası maaşı çalışan ve çok uzun yıllardır emekli olan. Aman sigortan yatsın kızım kafasıyla. Dolayısıyla yazları en az bir aylarını tatil yerlerine geçiren bir ailenin tek çocuğu aynen, olarak. Benimkilerde mesela. Buna hiç akıl hani, erdiremiyorum. Babam 25 yıldır çalışıyor olsa 25 günlük tatil yapmamış olabilir yani. Hani hep kendi işiyle uğraştı. Tabii zorlukları da var, faydaları da var, zararları da var hani. Ama ben hep oraya yakınım yani. Hala Emine, oraya yakınım. Emine yapacağım. Kendi işimi kuracağım diyor. Bana da çok mantıksız geliyor. Ne güzel. Kendi işin değil. Stres az. Ve maaşın yatıyor yani. Biz Fulya ile tanıştığımızda ilk baş tanışamadık gibi de oldu aslında. Hani bu düşünce farklılıklarından dolayı birazcık böyle bir ara arkadaşça takıldık. Free takıldık böyle. Baktı sonra ki ben değiştirilebilirim. Çok vizyonsuz, ay hiç staj yapmamış, hiçbir şey bilmiyor, Balıkesir'e dönecek falan diye ben çok yanaşmamıştım aslında. Sonra baktı ki ben böyle değiştirilebiliyorum, düşüncelerim öyle hani sabit fikirli değilim. Farklı şeylere açığım, yemekleri olmasa da. Ondan sonra böyle biz bir ortaya bulunmaya başladık tabii. Benim CV'mi falan beraber hazırladık. Ben hani görüşmelere falan bile gitmiyorum. Hani hangi şirketler var, işte matematikten mezun olunca ben nerede ne çalışmayı düşünüyorum falan. Öyle şeyler hiç düşünmemiştim yani. Sonra kendi alanımla ilgili olsun diye sigortacılık dersleri almaya başlamıştım ve çok severek çalıştığım, staja başladım. Böyle bir aktüary alanında kendimi ilerletmeye çalıştım. Ondan sonrasında orada tabii çok kısa çalıştım. Yani 1,5 yıl falan oldu tahminim. Orada niye değiştirmek istedim sonra işimi derseniz. Yani aktüer olabilmek çok güzel bir şey Türkiye'de aslında. Belki bilmeyenler için hani kısa bir şey söyleyebilirim. Bu aktüerler normal hani en basit anlamıyla kasko, ev sigortası, yangın sigortası, hayat sigortaları aklınıza ne geliyorsa bunların fiyatlamasını yapan ve
şirketlerin muhakkak çalıştırması gereken aslında finansal insanlar. Ama bunun hem sorumluluğu yüksek hem de Türkiye'de yapan kişi sayısı çok az. Ve o yüzden de çok değerli aslında. Attığınız imza çok değerli. Kaç para o imza? Yani o imza 10 bin liradan başlıyordu benim zamanımda. Öyle fiyatlar yani. Ama Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde aktüel olabilmek meşakkatli bir meslek. Farklı ülkelerde geçerliliği olmayabiliyor. Kendi ülkende de geçerlilik olabilmesi için onlarca sınava girmen gerekiyor. Ben ilk aşamada girdim böyle sınava. Tabii sınavlar Türkçe, kaynaklar İngilizce. Sınava giriyorum lan diyorum, ben bu konuyu çalıştım ama acaba o terim bu terim mi falan. Baktım geçemeyeceğim yani sınavları. 16-17 sınav var. Ben ancak 3'ünü falan verdim böyle. Her sene de bir kere ya açılıyor ya açılmıyor. Şikayet edemiyorsun, sınav sonucunu göremiyorsun. Böyle işte 2-3 tane aktüerya bölümü vardı benim zamanımda. Hala öyle mi bilmiyorum. Genelde de hep o okulların o bölümlerinden mezun olanlar başarılı oluyor. Ve şöyle bir söylenti var. Tabii abi ya onların hocaları sınava girmeden önce sonuçları, sınav sorularını veriyor. Onlar biliyor falan. Sonra baktım böyle çok uzun ve meşakkatli bir yol, vazgeçmeye düşünmeye başladım. Sonrasında tekrar farklı bir sigorta şirketinde fiyatlama uzmanı olarak çalışmaya başladım. İşte orada da askerlik yapana kadar falan güzel bir şekilde çalışmıştım. Sonrasında Denizbank'tan pazarlama, ürün pazarlaması anlamında bir teklif almıştım. Orada aslında en severek yaptığım işlerden, çalıştığım şirketlerden biriydi yoğun çalışmama rağmen. Çünkü hakikaten yeni bir şeyler öğreniyordum istediğim alanda. Hani yaptığım işin gündelik hayattaki dokunabildiğimi hissettiğim ilk alanda aslında böyle. Sonrasında işte Fulya'nın bahsettiği kısımlar, hani tekrar etmek istemiyorum. Dubai'den Fulya iş bulunca ben de iş araştırmaya başladım. Sonrasında yine kart ürünleriyle ilgili çalıştığım için şu an Fulya'nın da çalışmış olduğu bankada kart kredi kartları departmanına geldim. Orada inovatif ürünlerle ilgili projelerin sorumlusu oldum. İşte inovatif? Mesela kredi kartını kullanma da kredi mobil kartını yani. Evet, kredi kartını hadi telefonuna yükleyelim, telefondan harcama yaptıralım sana falan gibi böyle cebinizdeki kredi kartının nasıl daha fazla harcanması gerektiğine dair projeler üreten, partner bulup kampanya yapmaya çalışan ne kadar havalı anlatıyorsun bir ekipte ya. Çalışıyorum. Çok tabii ki havalı. Havalı hani böyle şey görüyorsunuz ya, SMS'ler falan alıyorsunuz ya, Carrefour'da şok 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 işte bilmem ne banka kredi kartına işte %20 cashback veriyoruz falan. İşte o benim. Onları yapan, tasarlayan. O ekipte çalışıyorum. Bu arada biz aynı bankada çalışıyoruz. Evet, yan yana binalarda. Türkiye'deyken de aynı binada çalışıyorduk bir ara. Aynen. O yüzden böyle hep yan yana çalıştık neredeyse. Aynen. Çok yakın çalıştık Fulya'yla. Velhasıl benim CV'm de bu şekilde aslında. Ama bu arada da ben tabii kurumsal diyorum. Onun için de bazı girişimlerim de olduğu zaman arkadaşlarla çok konuşuyorum, görüşüyorum. Hani yapmaya çalıştığım çok şeyler oldu. İşte ilk mezun olduğumuz zamanlarda böyle e-commerce falan çok da bir şey, daha yeni Türkiye'de. Kurslarına falan gittim, paralar harcadım. Ama hani günün sonunda ciddi bir ekibin olmayınca, güvenilebilir arkadaşların, aynı kafada olduğun, güvenerek bu işe başlayabileceğine inandığın kişiler olmayınca bir şekilde havada kalıyor. Yok, bence esas olay o değil ya. Bence esas olay tutkuyla alakalı. Yani bir şeyleri deneyeceksin, ben, batacak, tekrar denemekten korkmayacaksın. O bizde yok mesela, yok, biz garantici insanlarız. O olabilir yani. Ama kadro da önemli. Senin aynı fikre ve seni yarı yolda bırakmayacağına inandığın kişilere sahip olarak yola çıkmak tabii ki en önemli şeylerden biri. Ama hiçbir zaman garantisi yok ki ama işte. Garantisi yok ama olmayınca da başlamak istemiyorsun çünkü riski büyük oluyor. Hani içerideki o kadron sağlam olmayınca, ana kadron sağlam olmayınca haliyle yani en azından benim düşüncem öyle. Ama hiçbir zaman da niye bu paraları boşa harcadım demiyorum. En azından denedim. Sonrasında da bana verebileceği faydanın az olacağına inandığım için kurumsaldan devam ediyoruz şu an. Ama biliyorum ki bir noktada o kurumsal bitecek. Tabii bir noktada bitecek. Ben ama kendi bence iznimi başkasından almayacağım. Diyeceğim ki ben 2 ay kafe izni yapıyorum. Sen onun yerine başkalarıyla uğraşacaksın ve onların sana izin istemesi sinirini bozacak. Yok, hiç ve her bir saati sayıp ne kadar para kaybettiğinden dolayı strese gireceksin. Bence kendi işinin sahibi olmak çok zor bir iş. İşlerden bahsettik. Nasıl evet. Tanıştık onu anlatalım. Kaç sene oldu? 10 sene oldu herhalde değil mi? Yok, evet. 2010. Evet, 2010, 10 sene. 10 sene geçti hatta yani.
Sen anlatmak ister misin? Ben anlatmak istemem, sen anlat. Hayır, sen anlat. Ya işte evin çok böyle yabani falan bir tipti yani. Biz ev arkadaşlarının hepsiyle gayet yakındık, görüşüyorduk üniversitedeyken. Ama Emin hiç böyle aramıza karışmazdı, yüzünü göstermezdi. Kendi grubumla takılıyordum. Muhabbet etmezdi falan. Ondan sonra bir gün işte hep beraber tiyatroya gidecektik. Bir arkadaşımızın doğum gününden dolayı. Ne kadar şeymişiz ya, kültürel etkinliğe bak, doğum günü için tiyatroya gidiyormuşuz yani. Neyse. O zaman bir arkadaşımızın yerine onun gelemeyeceği ortaya çıkınca Emin gelmiş. Ondan sonra... Beni görmüş, beğenmiş. Orada demiş ki ben bu kızla evlenirim. Gerçekten öyle dedi bu arada. Öyle iddia ediyor. Gürkan'a sorabilirsin. Tamam. Ya, gerek yok zaten, olan olmuş, sorsam ne olacak? Olan olmuş. Olan olmuş. İşte ondan sonra beraber ders çalışmalar, arkadaşla takılmaya başlamalar, sınavlar falan derken Dubai'deyiz. 10 seneyi öyle bitirdik. Ama ben zaten ilk aşamada bence güzel olan tarafı sana asılmadım yani kelimenin tam anlamıyla. Evet. Dedim ki ben seni tanımak istiyorum, arkadaş olalım dedim. Aynen. Ve sonra arkadaş olunca zaten verdim. Sen beni bırakamayacaksın dedim. Bayağı zaman verdin, evet. O bence de güzel bir şeydi. Bir de bence güzel olan şöyle bir şey vardı. Şimdi biz tam üniversitede 3. sınıftaydık tanıştığımızda. Işte... Ve ben Fulya ile tanışınca notlarım yükseldi ya. Bak onu hatırladım şu an. Evet, benim aynıydı. sana etkim olmadı benim için. Olmadı. Olmadı gerçekten. Notlarım benim çok iyi değildi ama çok kötü de değildi yani. Bence bizim bölüm zordu zaten. Ekonomi her zaman zordur. O yüzden bence bizim bölüme göre... Matematik çok kolay. Okeydim. Matematik... Yani... Kolay yanları var bence bize göre. En azından hocalarınız iyiydi ya. Neyse. O da ayrı bir konu. Sonra ne oldu? Ne diyorduk? Nasıl tanıştık? Ha şey diyordum. 3. sınıftaydık tanıştığımızda. Yani şöyle bir güzelliği oluyor onun. İşte o ders çalışmadır, sınav geçmedir, o telaşı beraber bir yaşıyorsunuz. İşte sonra mezununca ne yapacağız, iş başvuruları, işte şuradan şu teklif geldi, buradan bu teklif geldi falan, o muhabbetler beraber geçiyor. Ya okulun aslında bizim için ayrı bir yeri var yani. Tabii her gittiğimizde var. Öyle. Çünkü anılarımızın ilk 2 yılını oraya borçluyuz yani. Orada gerçekleştirdik. Ve Kaan'ı da aslında alıp oraya bir gün böyle evet, çimlerde koşturabilmeyi çok istiyoruz. İnşallah. Ben şeyden bahsedecektim aslında yani öyle bir dönemde tanışınca hani hayata beraber yön veriyorsun, ortak bir şekilde yön veriyorsun. Bence bu güzel bir çok şey. Çok güzel, evet. İşte bir sürü heyecanı beraber yaşıyorsun. İlk defa işte ev tutmak, eşya almak, iş değişiklikleri, işte yurt dışına çıkmak falan, hepsine böyle beraber karar verip devam etmek bence bayağı güzel yani. Çok çok fazla anı biriktiriyorsun gerçekten. Her şeyi de beraber öğrenmiş oluyorsun. Biz çünkü ikimiz de ailelerimizden uzaktaydık İstanbul'dayken. Yani üniversite için İstanbul'a geldikten sonra. Dolayısıyla her şeyi kendimiz yaptık yani. Hepsi de böyle dönüp bakınca güzelmiş diyoruz. İyi ki diyoruz. Ben bisiklete binmeyi bile Emin'den öğrendim evet. Mesela yani. Bilmiyordum. Kaan da benden öğrenecek. Biraz Dubai'deki hayatımızdan bahsedelim mi? Öyle dışarıdan hani gözüktüğü gibi çok lüks falan bir hayat. Bir hayatımız var diyormuşum. Yani şu manzarayı şimdi göstermiyoruz aklımız kalmasın diye ama. Yok yani lüks yaşıyoruz diyemeyiz. Sonuçta buraya mütevazı aslında... Mütevazı bir hayatımız var yani. Çok mütevazı diyemeyiz aslında. Yani hani buraya gelmişken bulamadığımız, Türkiye'de yapamayacağımız bazı şeyleri yaşayalım. Ama çok da suyunu çıkarmayalım modundayız bence. Hani mümkün olduğunca para biriktirmeye gayret ediyoruz. Çünkü burada bu düzenin ne kadar gideceğinin hiçbir garantisi yok. Her an işsiz kalabiliriz, her an dönmek zorunda başkasının kalabiliriz. Başkasının ülkesinde olduğumuz gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Aynen. Ki Türkiye'de de şimdi bu saatten sonra gidip bizim için eski standartlarımızla iş bulmak ne derece mümkün, biz ne derece isteriz, o da ayrı bir konu. Çünkü insan alışıyor yani, gene alışır.
alışmışsın hani evet. Nereye gidersen oranın düzenine. Ama şu anda mümkün olunca kendimizi garantiye alacak şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Marina'da yaşıyoruz. Bence yaşadığımız en büyük lüks bu. Yani hani manzaramız olsun. Arkadaşlarımız da hep burada zaten. Türk arkadaşlarımızın çoğunluğu burada. Böyle ha deyince birbirimize akşam oturmaya falan gidebilmek hoşumuza gidiyor. Her yere yakın olmak hoşumuza gidiyor. Öyle buraya gelen çoğu insanın yaptığı gibi işte lüks araba kullanalım sevimiz hiç olmadı. Bazı arkadaşlarımız çok hayret ediyorlar. Çünkü burada lüks arabalar çok çok ucuz. Evet. Ama biz gayet sıradan belki bir şey alırız ya. Valla böyle gaza geliyoruz işte. Ondan sonra diyorum ki ya ne gerek var o kadar para vermeye? Yani hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyecek. Işte. O kadar para değil de yani şu an bindiğimiz araba 40 bin lükse. Evet. O araba ise 150 binlik falan olacak. Hani o yüzden ne gerek var ya falan oluyoruz her defasında. Bakalım belki belki bir çılgınlık yaparız. Ama bana yapmayız gibi geliyor. Onun dışında geldiğimiz ilk sene mesela araba hiç kullanmadık. Hep metro kullandık. Emin shuttle kullandı onun işlerine. Şu çünkü anda benim de işlerim olan bir şey yok. Yani biz burada öğrendik araba kullanmayı. Aynen. Biraz o yüzden geç başladık. Yani bir sene buldu herhalde. Aynen öyle. Mümkün olduğunca işte özellikle ilk geldiğimiz senelerde çok fazla burayı keşfetmeye çalıştık. İyi ki de öyle yapmışız. Bak evet, neler oldu. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Bak neler oldu. Yani mümkün olduğunca evimizin dibindeki değişik bir şey varsa bile onu hani kesip İstanbul'da da öyleydik gerçi yani evet. Her hafta sonu ki yoğun yorucu çalışmamıza rağmen işte otobüse binerdik artık 129T mi olur 40B mi olur artık hangisi olursa hani ne Belgrad Ormanı kalmıştır ne Şiresi Ağabası kalmıştır hepsine mümkün olunca gittik yani İstanbul'un her yerini gezebilecek her yerini gezmiştik diyebilirim. Bir de şey yapardık ya, o da çok güzeldi. Groupon'da turlar olurdu işte. 1 Mayıslar için, 23 Nisanlar için, 2-3 günlük ya da hafta sonu için sadece konaklamalık turlar falan yakın yerlere. Bol bol onları da evet. Şey yapardık, alırdık işte Kapadokya'ya öyle gitmişizdir. İşte Fethiye'ye, İğneada'ya. Aynen, hepsi çok güzeldi yani. Buraya taşındıktan sonra da her sene bir ülke görelim en azından diyorduk. En son işte İzlanda ile kapanış yaptık. Bu sene bir yer göremedik şimdilik. Bu sene Türkiye'yi de göremedik. Aynen. Ama başka hayatımızda meşguliyetler var. Şu arkadaki. Videoyu aynen. Mesela oyun bahçesinde çekiyoruz. Aynen ve saate bakıyoruz. Aa, beslenme saati mi acaba tuvaleti gelmiş midir? Bezini değiştirecek miyiz falan diye. Öyle geçiyor. Bizden bu kadar. Bahsedebileceğimiz detaylar böyle. Önemli olduğunu düşündük çünkü hem YouTube'dan hem Instagram'dan bayağı bir şey paylaşıyoruz sizlerle. Yani paylaşıyoruz derken sadece tek taraflı fotoğraf atmaktan bahsetmiyorum. Hani konuşuyoruz da. O yüzden böyle birazcık bizi de tanımanız önemli diye düşündük ve bunu da paylaşmak istedik sizle. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederiz. Başka Dubai ile ilgili ya da ne bileyim mesleklerimizle ilgili size faydalı olacağını düşündüğünüz herhangi bir şeyle ilgili sorunuz olursa her zaman yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kanal. Hey. Bye bye. Oh. Bye bye. Bye bye.